Merhaba sevgili teraziler. 5-11 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Sevgili teraziler, bu hafta başında Venüs Koç burcuna geçiş yaptı. Sizin gezegeniniz 3 Mayıs'ta ay sonuna kadar Koç burcunda olacak. Karşıt burcunuzda ilerleyecek. İlişkilerle ilgili konularda bazı yeni şanslar olabileceğini işaret ediyor bu ay içerisinde. İlişkiler, ikili ilişkiler, ortaklıklar özellikle ya da var olan ilişkilerde partneriniz ve ortağınızdan gelebilecek biraz daha iyi etkiler, şanslar olabileceğini işaret ediyor. Hafta içerisinde 7 Mayıs'ta Merkür ikizlere geçecek. Merkür ikizlerde çok kuvvetlidir. İletişim gücünü çok oldukça yoğun bir şekilde yansıtabilir ve sizin için de destekleyici olacak. Merkür'ün ikizlerdeki pozisyonu seyahatleri arttırabilir hayatınızda, sosyal ilişkileri arttırabilir, medya yayıncılıkla uğraşan kişiler için çok destekleyici olabilir. İletişim trafiğinin çok artabileceğini söyleyebiliriz. Eğitimle ilgili, yurt dışı ile ilgili kavramlarda Merkür ikizler burcundayken çok destekleyici olacaktır sizin için. Bazı yasal konular, hukuksal konular varsa bunlarla ilgili de çok hızlı haberleşmelerin, anlaşmaların olabileceğini işaret ediyor. Hafta başında Ay Yengeç burcunda kariyer evinizde olacak. Pazartesi günü 7-6 Mayıs'tan itibaren Aslan burcuna geçiş yapacak. Sosyal ilişkiler yoğunlaşabilir. Özellikle 6-7 Mayıs'ta biraz daha arkadaşlarınıza zaman ayırabilirsiniz. 8 Mayıs'ta Ay Başak burcunda olacak. Biraz içe dönük olabilirsiniz. Dinlenmeye zaman ayırabilirsiniz. Birikmiş işlerle ilgilenebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili, kişisel bakımınızla ilgili konular gündemde olabilir. 8 ve 9 Mayıs bu alanda verimli değerlendirebileceğiniz günler. 10 Mayıs akşam saatlerinden itibaren Ay sizin burcunuz terazide olacak. Ancak 11 Mayıs özellikle biraz temkinli olmamız gerekiyor. Çünkü Koç burcundaki Venüs ve Mars arasında karşıt açı var. Sizin burcunuzda ilerleyen Mars arasında. Bu da ilişkilerde dengede kalmakta zorlanmaya neden olabilir. Bazı ani uyumsuzluklar, ani durumlar oluşabilir. Bazı çekişmeler, tartışmalar gündeme gelebilir. Eğer herhangi bir konuda anlaşmazlık olursa çok fazla şartları zorlamamak sizin adınıza daha iyi olacaktır sevgili teraziler. Aynı hafta sonu yine Güneş-Satürn karşıtlığı da var gökyüzünde. Bu da birazcık sıkıntı yaratabilen, birazcık şartları zorlayabilen bir görünüm. Özellikle parayla ilgili konularda sorumluluklar biraz gündemde olabilir. Birazcık sıkıntı ve karamsarlık hissedebilirsiniz. Ancak etkiler birkaç gün içerisinde geçici olacaktır sevgili teraziler. Evet, haftanın genel etkileri böyle. Daha detaylı bilgiler için lütfen günlük burç videolarını da izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın.